çok garip bir şekilde doğrular çıktı. Yani Belanda'nın hokkabaz o kulüp başkanı, o kırmızı saçlı falan adam, Belanda'yı Fenerbahçe'ye verseydi Emre ve Vebo alınmayacaktı. Belanda'ya habire fiyat arttırdı. Emre ve Vebo geldi. Fenerbahçe'yi bakma sen. Hayrına oldu değil mi? Hayrına oldu. Belanda ile ilgili hala Vebo haberler çok... ya, çıkıyor. Ya tamam, bir defa hala... Belanda şikecidir. Bana hiç kimse demedi. Belanda bir şikecidir. Onu da hatırlatacağız ya birazdan. Ya Montpellier Ajaxio maçındaki yaptığı takım şikesi o ya. Eğer, verelim mi bir kez daha? Yani, hatırlayalım mı? Şimdi gerek var mı yok mu bilmiyorum da Belanda bir şikecidir. Montpellier takımı şikeci takımdır. Platini hokkabazdır bu konuda. Açık konuşayım. Yani şu penaltıyı biz daha önce de vermiştik. Adam bakıyor, atayım mı diyor, atma diyor. Kaleci diyor ki sola, topun dibine vuruyor. Kaleci topu alıyor, oyuna başlıyor. Hocam bence bir hatırlayalım. Hatırlayalım. Evet arkadaşlar, hazırsa Belhanda'nın o tuhaf, enteresan penaltısını hep birlikte bir kez daha izleyelim. Ardından yorumlayacağız. Hala Fenerbahçe ile adı geçiyor bazı gazetelerde, bazı internet sitelerinde. Bir hatırlayalım. Şimdi beni duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Duyuyorlar hocam, buyurun. Şimdi bakın, yıllar yılı eski bir hakem olarak penaltı atışında burada bir penaltı var mıdır yok mudur, içeri kimse giriyor mu girmiyor mu, teknik kurallar yönünden araştırırken şu anda dünyanın sayılı lig olan Fransa'daki bir şikeyi dünyaya ihbar ediyorum. Eğer Platini adamsa, biraz haysiyeti varsa, şununla ilgili bakın, bu Fransa'da bir birincilik maçı, Montpellier Ajaxio. Doğru mu? Evet. Tamam. Soruşturma açıldı ama ya geç o işleri. Bak şimdi dur. Al geri. Al geri. Geri al kardeşim. Alacaklar. Evet. Geri al. Burada dur. Kenara daha geri, daha geri. Daha geri, daha geri. Daha. Biraz daha geri arkadaşlar. Alıyorlar hocam. Daha geri. Geri al kardeşim sen. Bu kadar mı zor geri almak ya? Dur. Şimdi al. Oynat. Belanda denen hokkabas. Dur. Burada nereye bakıyor derseniz yedek kulübesine bakıyor. Oradan bir talimat alıyor. Penaltı atar adam kenara niye bakar hocam arkasına? Der ki şike atma diyorlar. He. Devam et, yavaş yavaş oynat. Atma diyorlar. Peki devam et. Bak atmayayım değil mi diyor. Atma diyorlar. Kaleci burada sağ kolunda sağa at diyor. Oynat. Kaleci onu hatta niye yaklaşıyor biliyor musun birazcık? Duyurabilmek için. Al geri. Alma geri, devam et. Sola diyor, bak şimdi sola diyor. Bak. Atıyorum diyor, merak etme diyor. Tamam diyor kardeşim diyor kaleciye. Bak soluna diyor. Atacağım diyor. Oynat. Resmen yer gösteriyor. Bir dakika abi, daha da pis kaleci işler var. Kaleci de sağ taraf mı diyor bak. Bu tarafa at diyor. Kaleci sağ taraf mı diyor bak. Ay. Tam rezalet. Hocam hani var ya, şike sahaya yansımış yansımamış. Ya bu da her şike yere yansımış. Bu ekrana yansımış, şike ya. Sahaya yansımış. Hadi yansımadığı kardeşim. Yer kalmamış. Kaleci tutuyor. Dur. Yere al. Kaleci... Aramızda... Çok üst seviyede futbol oynamış bir adam var. Adı Engin Verel. Fenerbahçe, Galatasaray, Hertha Berlin, Lille, Anderlecht. Doğru mu buraya kadar bey? Allah aşkınıza söyleyin. Böyle bir şey. Penaltı atışı yapılırken hiçbir Montpellier'li futbolcunun ceza alanına hamlesinin olmayışını neye bağlıyorsunuz? Bir, oynat. Oynat. Dur. Oynat şimdi. Oynat. Normal oynat. Hiçbir şey dur. Burada dur. Penaltıyı kurtaran kaleci, penaltıyı kurtardıktan sonra köy takımları şey maçı mi? Olsa bak, köyde veya sabah 8'de plajda biz oynuyor olsak 2-2, penaltıyı kurtaran kaleci bir action yapar. Futbolcular sevinir, rakip arkadaşı. Defans oyuncuları gelir, sarılır falan der ki gidin topa, ben topu oyuna sokalım der. Bunun adı şikedir. Bu şike Mozambik'te falan olmadı, Fransa'da oldu. Fransa birinci liginde oldu. Ama Fransa bu işi bilir hocam. Adlı şikeci Marsilya. Bir ahlaksız oyuncuyu Fenerbahçe takımına almamışsa... Yatsın kalksın o ahlaksız başkanına dua etsin Fenerbahçe. Hocam hafta içi bir açıklama oldu Fenerbahçe'de. Evet. Belhanda ile ilgilenmiyoruz alın, diye. Alın büyük alın. Büyük ihtimalle bu görüntülerin etkisi olmuş. Yalnız çok ilginç. Kontrpiyede kalması değil. Kontrpiyede kalması değil. Atıyor, topa atlamayan kaleci hiç penaltıda gördünüz mü hocam siz? Topun altına zaten gösteriyor da. Gösteriyor da tamam gösteriyor. Diyorum Belhanda. Ya şu bak. İnanılır gibi şimdi bakın. 3 Temmuz sürecinde biz düşündüklerimizi söyledik. Platini, Şenezerzi'ye de buradan eğer adamsanız diyorum. Dünya futbolunun göbeğinde Montpellier'de, Ajaxio maçında. Maç Ajaxio'da galiba. Hı hı. Bağıra bağıra şike var. Buna
mukaddesatımı, şerefimi, namusumu, çoluğumun çocuğunun başını koyarım ki bu maç şike. Şu penaltı bilerek isteyerek atılmadı. Bastia ada değil mi? Ajaccio. Bastia adasının bir takımı eğer yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Neyse çok önemli değil kim ya, olduğu rakibin. Şimdi lafa nereden geldik? Bu Belanda'yı alacaktı Fenerbahçe. Adam 8 dedi olmadı, 9 dedi. Ha dedi ki Fenerbahçe mahkum bana. Ben ne haberi arttırayım dedi. Fenerbahçe bir yerde bıçak yemeye de almıyorum dedi. Mecburen son gece, son 2 gün Emre ve Bebo alındı. Aslında Bebo da gündemde değildi. Aykut Kocaman'ın